Aracımız 1998 model Hyundai Accent 1.3 motor. Müşterimiz Bursa Nilüfer'den işletmemize başvurdu. Araç şu anda 282 bin kilometrede. Araç sahibimizin başlı şikayet ve istekleri: bir ayda 2-3 litre yağ eksiltiyor, aşırı yağ yakıyor, mavi duman atıyor. Öncelik motor rektifiği, fiyata göre de başka arızaları varsa yapılacak, haber verilecek olarak belirtilmiş. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilir, kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Aracımızı bir çalıştırıp sesini sizlere dinletelim. Çalıştır. Mavi duman derken bu şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz dumanı, daha gaz vermedik bile. Gaz ver! Öncelikle aracımıza oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. İşlemlerimiz hızlı bir şekilde başladı. Motor yağ kapağını açtığımızda görüyorsunuz vahim durumda arkadaşlar. Yağ su karıştırmış veya motor yağı çok kötü de olabilir. Ondan kaynaklı da olabilir. Nasıl? Yağa bakalım bir de. Ya yeni yeni başladı. Ya da motor yağı çok kötüydü. Üst tarafa bazen bu şekilde köpüklenme yapıyor. Ama büyük ihtimal yağ da su vermiş olabilir. Blokta da sıkıntı çıkabilir. İlerleyen dakikalarda her birini öğreneceğiz. Aracımızın elektrikle bağlantısını kesiyoruz. Akümüzü tamamen yerinden ayıracağız. Hava filtre kazanımızı sökeceğiz. Motorumuzun etrafında bulunan su hortumlarını, yakıt hortumlarını, buji kablosu, her birini sökeceğiz. Motorumuz aşağı indirirken bize engel olmaması için. Karbüratör tasımız sökülüyor. 13'lük sabitleme somunu mevcut. Somunumuzu küçük lokma civciv yardımıyla çıkarttık. Radyatör üst hortumumuz termostat kursağımızdan ayrılıyor. Bakalım araçta antifriz kullanılmış mı? Şimdi öğreneceğiz. Evet, benim ön tarafta işlerim var. Kamerayı Behçet Bey'e bırakıyoruz. Söz Behçet Bey'de. Hortumumuz değişecek. Evet, yırtık. Gördüğünüz gibi yırtık hortumumuz. Hortumumuzu değiştireceğiz. Araç şase bağlantımız sökülüyor. Egzozun içindeki yağ kurumuna bakın arkadaşlar. Aracımızın elektrik ve su tesisatları ayrılıyor. Aracımızda yoğun çalışmamız devam ediyor. Yusuf Usta elemanları Bilal Usta ile birlikte topladı etrafına. Evet, radyatörümüz çıktı. Debriyaj merkezimiz sökülüyor. Vites halatlarımız sökülüyor. Sol tekerleğimiz sökülüyor. Sağ tekerleğimiz çıkıyor. Alt traversimiz sökülüyor. Egzoz sökülüyor. Söyledim. Motor yağımız boşaltılıyor. Zift gibi. Zift gibi. Sanki dizel aracın motor yağı. Şanzıman yağımız boşaltılıyor. Evet, çıktı. Sanki zift. Aynı motor yağı gibi. Az önce boşalttığımız. Bir içini görebilir miyim? Evet, görüyorsunuz. Sol rotilimiz sökülüyor. Sağ rotilimizi söküyoruz. Sağ aks somunumuz sökülüyor. Sol aks somunumuz sökülüyor. Sağ aksımız sökülüyor. Çıkardık. Sol aksımız sökülüyor. Evet, çıkardık. Aracımızı sehpamızın üstüne indiriyoruz. Daha sonra motor kulağıyla motor şanzımanı söküp işlemlere başlayacağız. Motor kulağımız sökülüyor.
Motorumuz çıktı. Arabamızı liftle tekrar yükseltiyoruz. Motorumuzun işlemlerine geçiyoruz. Dağıtmadan önce son kesitleri bir gösterelim size. Evet. Küf mü yapmış oğlum, ne olmuş? Antifriz kullanılmadığı için hep pas. Antifriz kullanılmamış araçta. Şanzımanın etrafı şöyle. Genel görüntüsü. Bak şuraya bir dikkat çekelim. Evet. Burada da aynı şekilde antifriz kullanılmadığı için bak parçalanıyor, kopuyor kendiliğinden. Her şey içine girmiş artık. Termostat kursağı. Bak. Çürümüş artık. Dibe yaklaşmış. Yakında bu patlayacak zaten. Bu kursağı da değiştireceğiz. Şimdi motorumuzu dağıtmaya başlıyoruz. Egzoz manifoldumuzu söküyoruz. Arkadaşlar motoru aracımızdan indirdik. Şu anda tekerleklerini takıyoruz. Ondan sonra aracımızı liftle indirip otoparka park edeceğiz. Motorumuzun söküm işlemleri başlayacak. Sonrasında motorumuz rektifiyeye gidecek ve rektifiyeden sonra geldiğinde toplama işlemlerine devam edeceğiz. Bugünkü işlemlerimiz de bu kadarlık olacak. Motoru sökmeye başlıyoruz. Sol tekerimizi taktık. Sağ tekerimizi de taktık. Emme manifoldumuzu çıkartıyoruz. Emme manifoldu. Emme manifoldu hava filtresinden gelen havayı toplayarak motorun ihtiyacına göre hava oranına emme subapları vasıtasıyla silindirlere yollayan parçadır. Antifriz kullanılmamış ya araçta. Ondan kaynaklanıyor. Egzoz manifoldumuz sökülüyor. Külbütör kapağımız çıkıyor. Egzoz manifoldumuz çıktı. Egzoz manifoldu nedir? Egzoz manifoldu, silindir içindeki yanmış gazın çıkış borusudur. Termostatımızı çıkartıyoruz. Göster. Evet, içi. Evet. Şu şekilde. Termostatımız çıktı. Devir daim arkası su borusu söküldü. İçini görüyorsunuz. Değişik. Bozuk. Baksana. Evet. Yani, o ring bunu nasıl tutsun? O ringler değişecek. Boru komple değişecek. Evet. Biliyor musun? Oo. Evet, bu borunun aynı. Değişmesi gerekiyor. Bu aynı. Yani buraya sıvı jonta sürmüşler ama yetersiz kalmış. Devir daim kasnağımız ve V kayışımız çıktı. Sertleşme var mı? Çatlak, bak görüyor musun çatlakları? Evet, çatlaklar var arkadaşlar. Bu da değişecek. O da değişecek. Krant kasnağımız çıkıyor. Trigger kapağımız çıkıyor. Şarj dinamomuz çıktı. Şarj dinamosu aracın elektrik ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Şarj dinamosu tamir edilmezse ne olur? Şarj dinamosu arızasında soruna neyin sebep olduğunu ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyidir. Arızalı bir bileşen sistemdeki diğer parçalara zarar verebilir. Örneğin yüksek voltaj gelmesi aracınızın beynini yakacaktır. Bazı durumlarda farlarını ampulü patlatacaktır. Trigger gergimiz çıktı. Trigger kayışımız çıkıyor. Vakti çatlamalar gelmiş zaten. Evet. Bak çatlamalar başlamış. Çatlamalar başlamış. Şunu görüyor musun üstünü? Vakti gelmiş. Trigger seti pistonların emme ve egzoz subaplarının senkronize çalışmasını sağlar. Motor kulak bağlantı ayağımız çıkıyor. Devir daimimiz sökülüyor. Evet, söküldü. Gördüğünüz gibi sular çıkmaya başladı direkt. Sağ, yetişemedim. Değişecek. Komple değişecek. Antifriz kullanılmamasının dezavantajları işte. Devir daim nedir? Özel bir düzenekte suyun dönmesini sağlar. Silindir kapak saplamalarımız çıkıyor. Çekiç yok. Blok su topalarımız Ali, bu şekilde. Patlak. Patlamış. Bak hepsi. Bak bundan da vermiş. Evet. Da. Üçü de patlak. Üçü de patlak. Biraz daha zamanı var. Tamamen paramparça olması için az kalmış. Çıkan saplamalarımız arkadaşlar. Baksana nasıl dolmuş. Her biri değiştirilecek. Bak pası görüyor musun? Biraz daha bastır. Çıkmıyor bile.
Görüyor musun civatayı? Silindir kapağımızı açıyoruz. Oo, üstüne döküldü apo. Evet. Için gördüğünüz gibi her yeri kurum yapmış. Conta zaten perişan halde, yanmış. Blok yüzeyi aşırı kötü, piston tepeleri simsiyah. Contayı görüyor musun? Bak perişan olmuş. 1-4 motor olmuş. Hep pas. Antifriz kullanmamanın zararları. Bak buradan evet, zaten küçük. Suyu vermiş. Küçük leve getirdik. Nasıl ağacı abi? Çürütmüş. Bak evet, şuralar. Burası. Burası. Krant dişlimiz çıktı. Bunlarda kama var arkadaşlar. Onu kaybetmememiz çok önemli. İçinde kaması. Ve yarım tarafı burası. Yuvası burası. İçine attık onu da. Şurada. Silindir kapağımızı görüyorsunuz. Antifriz kullanılmadığı için vahim durumda. İnşallah kapakçıdan güzel haberler gelir. Kapakta bir çatlak çürük yoktur. Bujileri görüyorsunuz. Çok kötü durumda. Bujiler bunlar. Bujilerimiz bunlar. Sübaplar olsun hepsi. Çok kötü durumda. Marş motorumuzu çıkarıyoruz. Pek zarar görmemiş. Marş motoru ne işe yarar? Marş motoru otomobillerde ilk hareketi sağlayan parçadır. Şanzıman sıra civatamızı çıkarıyoruz. Şanzımanımız çıkıyor. Tabii şanzımanımız ağır olduğu için birkaç kişi daha destek vermesi gerekiyor. Öyle bir kişiyle yapılacak iş değil. Evet, şanzımanımız yerinden ayrıldı. Şanzımanımızın içi. Bilye bitik. Değişecek. Baskı mı yemiş? Bir baskı mı kozları var? Baskı balata bitti de iş. Baskı balatamız çıkıyor. Volandımızın cıvatalarını çıkartıyoruz. Volandımız çıktı. Görüntüde arkadaşlar. Volandımızın son durumu. Karter sabitleme cıvatalarımız sökülüyor. Yağ filtremiz sökülüyor. Evet, içini bir görelim. Evet, içinin durumu bu arkadaşlar. Karterimiz çıkıyor. Yağ filtresi. Motor yağ karterinde biriken yağı motor bloğuna doğru devir daim yapılırken yağ filtresinden geçerek süzülür ve motora daha temiz bir yağ gönderilmesi sağlanır. Karterimiz çıktı. Yağ süzgeci. Çapaklar almış. Ve karterin içini görüyor musun bak? Yağ su karışmaya başladı. İlk başta göstermiştik yağda su var diye. Yavaş yavaş tüm yağ yayılmaya başlamış. Yağ süzgecimiz çıkıyor. 2 adet 12'lik sabitleme cıvatası var. Çıkartıyoruz. Arka krank kapağımızı söküyoruz. Yağ pompamızı söküyoruz. Çıkarttık. Ön krank keçisi bu. Yağ pompasını görüyorsunuz. Şuraya bak. Görüyor musun da? Leş gibi. Buji kablolarımız değişecek. Gerçi yeni değiştirilmiş ama dandik kullanılmış. O yüzden sökerken daha... burçları içinde kaldı. Bak, evet. Görüyor musun? Karga burun var. Buradan çıkartırken içinde kaldı. Bunları değiştireceğiz. Daha iyisini takacağız. Motorumuzu tamamen parçaladık. Rektefiyeye gönderilmeye hazır bir şekilde bekletiyoruz. İşte parçaları görüyorsunuz. Rektefiyeden geldikten sonra işlemlerimiz devam edecek. Şimdilik bu kadar. Silindir kapağımız da hazır bir şekilde. Aracımızın bugünkü işlemleri tamamlandı. Aracımızdan motorumuzu indirdik. Gördüğünüz gibi parçaladık. Şimdi rektefiyeye göndereceğiz. Rektefiyeden geldikten sonra aracımızın işlemlerine devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. 9 Şubat Perşembe.
10 Şubat Cuma gününden herkese günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz. İşlemlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni araçlarımız var. Araçlarımızı işletmemize çektik. Karterimizin buruk olan yerlerini çekiçle düzelteceğiz. Arkadaşımız Ali çekiçle düzeltiyor. Çekiçle düzelttik arkadaşlar. Alt ve üst bölgesi. Karterimizi düzelttik. Şimdi temizliğimize devam ediyoruz. Şimdi de karterimizi telliyoruz. Az önceki videoda karterimizi tellemiştik. Ancak tellemenin olmadığı, yapılamadığı yerleri şu anda tornavidanın ucuyla kazıyoruz. Tabii çok da zarar vermeden. Karterin temizleyemediği alanları temizliyoruz. Benzinimizi döküp karterimizi güzelce fırçalıyoruz ve temizlik işlemine başladık. Balata spreyimizi de sıkıyoruz. Güzelce temizlenmesi için. Boyama işlemimiz gerçekleşiyor. Boyamamız tamamlandı. Yağ süzgecimiz temizleniyor. Şimdi balata spreyimizi sıkacağız. Ne güzel akıyor, tertemiz. Tertemiz akıyor. Yani, yıkandı yani. Volant sacımızı temizliyoruz. Güzelce fırçaladıktan sonra balata spreyimizle temizlik işlemimizi sonlandıracağız. Volant sacımızda. Balata spreyimizi sıkıyoruz. Volant sacımızı boyuyoruz. Krank arka kapağımız temizleniyor. Spreyimiz sıkılıyor. Krank arka kapağımız boyanıyor. Zaten keçi değişecek. Emme manifoldumuz temizleniyor. Emme manifoldumuzu balata spreyiyle tekrardan temizliyoruz. İkinci volant sacımızı da temizliyoruz. Hey maşallah. Krank kasnağımız temizleniyor. İçini güzelce fırçalıyoruz. Spreyimizle güzelce sıkıyoruz. Trigger kapaklarımız temizleniyor. Kürbütör kapağımızı temizliyoruz. Volantımız temizleniyor. Spreyimizi sıkıyoruz volanda. Şimdi de marş motorumuzu temizliyoruz. Spreyimizi sıkıyoruz. Şarj dinamomuz temizleniyor. Egzoz manifoldumuzu temizliyoruz. Egzoz manifoldumuza benzinimizi sıkıyoruz. İçini güzelce temizliyoruz. İçini benzinle temizlemiştik. Şimdi balata spreyimizle üstünden geçiyoruz. Sonra tellenecek. Dinamo ayağımız temizleniyor. Yağ çubuğu haznemiz telleniyor. Egzoz manifoldumuzun içi bayağı pislik dolmuş. Tornavidanın ucuyla çok incitmeden. Abi hem
pislik hem de şöyle bir şey, badala benziyor biraz da. Fazla mı sürmüşler contayı, ne yapmışlar baksana. Hepsinde... Evet, olabilir. Egzoz manifoldumuzu telliyoruz. Kastığımız boyanıyor. Puli kastığımız boyanıyor. Egzoz manifoldumuzu telliyoruz. Şöyle kameraya biraz bir gösteriver bakalım. Evet. Trigger kapağımız boyanıyor. Eksentrik kapağımız boyanıyor. Külbütör kapağımız boyanıyor. Şanzıman temizliğimiz başladı. Temizliğimiz devam ediyor. Motorumuz rektifiyeden geldi. Şimdi açacağız. Değişen parçalarımız pistonlarımız. 4 adet piston var. Piston, sekman. Yataklarımız var değişen. Gördüğünüz gibi. Yataklarımızı da değiştiriyoruz. Pistonlarımızı bir daha inceleyelim. Pistonlar bak. Kol burçukları bak nasıl iz yapmış. Evet. Kafalar değişti. Daha motora bir şeyler yapıldı da tam net olarak bilmiyorum. Şimdi motorumuzu açtıktan sonra daha hakim olacağız konuya. Motorumuza yapılan işlemler: krank polisaj, rektifiye, honlama, yüzey taşlama, gömlek yeri açımı, gömlek yeri tesfiye, gömlek yapımı, gömlek çakımı, piston kesimi, piston tepe ölçümü, tapa değişimi, motor montaj, tıpa alım, işçilik. İşlemlerimiz bunlar. Motorumuzu açtık, toplamaya başlıyoruz. Sabitleme cıvatalarımız benzinle yıkanıyor. Yeni yağ pompamız görüntüde. Takım contamız. Şanzımanımıza benzinimizi sıkıyoruz. Daha iyi temizleyebilmek için hava hortumunu kullanıyoruz. Debriyaj çatalımızı telliyoruz. Terlediğim bölgeyi bir gösterir misin kadraja? Bir görelim. İzleyenlerimiz görsün. Evet, gördüğünüz gibi terleniyor. Güzelce fırçalıyoruz. Yağ pompasını takarken keçeye gres sürüldü. Rahatça girmesi için. Yoksa keçenin içinde bir ufak bir zar gibi bir şey var. Bu ters döner. Buradan yağ kaçağı yapar tekrar. Hem de krank dönerken uğultu yapar. Riski var yani. O yüzden gresleyince uğultu sesi kalmıyor. Silindir kapağımız da burada. Silindir kapağımıza yapılan işlemler: yüzey taşlama, subap taşlama, yuva taşlama, subap alıştırma, duman lastiği, kumlama yapılması ve temizlik. Bu da cıvatalarımız. Silindir kapağımızın cıvatası. Bilal Usta işlemlere başlamadan önce son direktifleri veriyor. Lazım mı? Yağ pompamızın sabitleme cıvataları sıkılıyor. Balata spreyimizi sıkıyoruz. Arka krank keçemiz çakılıyor. Contayı koyuyoruz. Kurutma aşamasına geçtik. Şanzımanımızı kurutuyoruz. Spreyle ve benzinle yıkamıştık. Şimdi kurutma işlemlerindeyiz. Arka krank kapağımızı taktık. Cıvatalarımızı takıyoruz. İşlemlerimiz devam ederken bir yandan da yağ süzgecimiz temizlendi. Montajı yapılmaya hazır. Yağ süzgecimizi montajlıyoruz. Şanzımanımızı daha güzel bir görünüm kazandırmak için boyuyoruz. Boyama işlemi bitti. Şanzımanımızın son görüntüsü bu şekilde. Karteri takmadan önce contamızı oturttuk. Şimdi karterimizi takacağız. Karterimizi taktık. Sabitleme cıvatalarını takıyoruz. Volant sacımız takılıyor.
Volandığımızı inceledik. Çatlak olduğunu tespit ettik. Bak şurada çatlak var. Burada var. Buralarda var. Bu ne yapar? Sürekli baskı balatayı bitirir. Vuruntu yapar kalkışlarda. Volan mecburen değişmesi gerekiyor. Blok yüzeyi yağlı olduğu için balata spreyle temizliyoruz. Blok yüzeyimize contamızı taktık. Kapağımızın poşetini açıyoruz. Volan sacımızı taktık. Dispiritördeki sıvı conta kalıntılarımızı temizliyoruz. Tertemiz. Orayımız arkadaşlar, yeni olanını taktık. Bu da eskisi, sert olanı. Evet. Yumuşaklığı kalmamış artık. O yüzden sıvı contayı basmışlardı buna. Buna gerek yok. Bunu ufaktan bir gres takacağız direkt. Ben. Devir daim saplamalarımız. Temizlendi. Balata spreyimizle temizledik. Şimdi devir daimimizi takacağız. Devir daimimiz. Devir daim contamız. Devir daimimize yerleştirdik. Olmazsa olmazımız. Şu bölgeye de orik koyulacak değil mi? Oraya boru geçiyor. Tamam, orik koyulmuyor mu boruya? Tamam, borunun kafasında orik var. Borunun kafasına orik koyuyoruz. Tabii mecbur. Mecburiyet. Ondan sonra devir daimimizin montajını yapacağız. Devir daimimizi takıyoruz. Sıkıyoruz şimdi de. Yeni volandığımız geldi. Balata spreyiyle yıkıyoruz. Üzerinde yağ oluyor. Yağ olmaması lazım. Yeni volandığımızı takıyoruz. Cıvatalarında yerleştiriyoruz. Eski volandığımız bildiğiniz gibi çatlak olduğu için değiştirilme kararı almıştık. Yeni volandığımız geldi, yıkamasını yaptık. Şimdi de montajını yapıyoruz. Volandığımızı sabitledik. Yeni baskı balatamız. Baskı balatamızı takıyoruz. Şanzımanı takıyoruz. Saplamalarımız. Sefer. Sıfır saplamalar. Eskileri göstermiştik. Çok kötü durumdaydı. Yeni burçlarımızı takacağız. Tamam, şey de verin. Tamam, bu. Bakayım derinliğine. Oho, tamam. İki tane. Bunları özel yaptırdım. Yoktu. Zamanla çürüyor zaten. Çürüdüğü için sarı yaptırdım. Bir daha tamam. Çürümez. Oldu. Burçları taktıktan sonra contamızı da oturttuk. Gayet güzel gözüküyor. Silindir kapağımızı taktık. Evet. Güzel oturdu. Saplamalarımızı şimdi takıyoruz. Tamam. Evet, aldım abi onları. Şöyle bir daha gösterelim. Tamam. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şuralar sadece diplerine var ya, bir yağ bulsan sıkarken tamam. Daha iyi. Tamam, yok yok, oraya değil. Şuralara. Aklımda olsun. Yağlıyoruz saplamalarımızı takmadan önce. Pul yerlerini sadece sıkarken evet. Daha güzel, muazzam sıksın diye. Onun değil mi o hali? Eksentrik keçesini takıyoruz. Çekişte de oturtmak için hafif vuruyoruz. İlerleyen süreçte sıkıntı yaşanabiliyor. Daha önce başımıza geldi. Gözüküyor mu çatlak usta? Tabii tabii. Bariz belli olur ama bunda yok. Evet, bunda yok. Başka araçlar için. Tamam. Cıvatalarımız benzinle yıkanıyor. Kasnağımızı takıyoruz. Trigger bilyamızı sıkıyoruz. Şimdi de trigger kayışımızı takıyoruz. Aracımızın sertesi, Behçet abi burayı çeker misin? Grand dişlimizde
Tam burada işaret var. Gördüm. Nokta var burada. Nokta. İşaret dediğim nokta. Karşı tarafta yarık. Hilal gibi. Görüyor musun ben? Evet gördüm. Ve yağ pompanın üstünde çıkıntı var. Gördün mü? Gördüm. Bunlar üçü birbirine bakacak böyle. Şu an doğru yani değil mi? Evet ve üst eksenteli. Burada delik var. Deli. Gönder deliği alıyorsun. Gel üst tarafa. Burada ok işaret var. Görebiliyor musun? Evet gördüm. Yani şu an kontrol amaçlı motoru çevireceğiz. Çevirelim bakalım. Gergi bileğimizi de takmıştık zaten. Tabii kayışı da gerdik. Kayışımız da gerildi. Tabii şimdi motor kontrol amaç. Evet çevirelim bakalım kontrol amacıyla. Hadi bismillah. Maşallah motorun kompresörü güzel. Ustamız kompresörün güzel olduğunu söyledi. Tortluyoruz. Buradan işlem bittikten sonra tırgel kapaklarını uzatacağız. Ama önceliğimiz ayağı takacağız arkadaşlar. Bağlantı ayağımızı takıyoruz. Tabii. Bu sabitleniyor. Motor kulağımızın bağlantı ayağı sabitleniyor. Şarj dinamomuzu takıyoruz. Trigger kapağımızı takıyoruz. Kürbüratör kapağının contasını sabitledik. Şimdi kapağımızı takıyoruz. Takalım kardeşim. Şu an takıldı. V kayışımız da takıldı. Arkadaşlar yoğun bir güne devam ediyoruz. İşte araçlarımızı görüyorsunuz. Bu aracımız Bulgaristan'dan gelmiş. Yani işlemleri bakımı yapılıyor. Bu aracımızın yağ bakımı olacak. Tabii bunları videoya alamıyoruz çünkü onun dışında çektiğimiz videolar daha var. Motorumuzu topluyoruz bitmek üzere. Bir yandan da diğer aracımızın motorunu, şanzımanını gönderdik. Onu da bekliyoruz. Geldiğinde takmaya başlayacağız. İşlemlerimiz son hızıyla devam ediyor. Krank kasnağımızı taktık. Devir daim dişlisini takıyoruz. V kayışımızı takıyoruz. Devir daim arka suporumuzu sıfır olarak montajını yapıyoruz. Ucuna gres sürdük. Contamızı... Ustamız ucuna gres sürdüğünü söyledi. Contayı yıpratmamak için. Buraya da sabitleme contasını sıkacağız. Tam burada. Emme manifoldumuzu takıyoruz. Yeni contamızı da koyduk. Onda not düşelim. Dispiritörümüzü taktık. Yeni bujilerimiz arkadaşlar. Eskilerini bir gösterelim usta. Şöyle eski bujilerimiz değişti. Yeni bujilerimizi taktık. Yeni buji kablolarımız. Termostat kütüğümüz temizleniyor. Normal su çıktı. Bir gösterelim temizlenilen yerleri. Evet, gördüğünüz gibi. Termostat kütüğümüzü taktık. Şimdi termostatı değiştiriyoruz. Termostatımızı değiştiriyoruz. Radyatör hortum girişini değiştiriyoruz. Eskisi ve yenisi. Bunlar da yeni termostatımız ve eski termostatımız. Onu da değiştiriyoruz. Ya. Radyatör üst hortum girişini bağladık. Portluyoruz. Ara su borumuz takılıyor. Egzoz manifoldumuzu takıyoruz. Bagajında motorumuzun işlemleri bitti. Montajını gerçekleştireceğiz. İşte motorumuzun son görüntüsü. Liftle aracımızı kaldırdık. Tekerleklerini sökeceğiz. Sonrasında motoru sehpa ile birlikte aracın altına getirdikten sonra yerleştirmeye başlayacağız. Sağ tekerleğimiz sökülüyor.
Şimdi de sol tekerleğimiz çekiliyor. Motorun bulunduğu sehpamızı aracın tam altına koyuyoruz. Motorun araca montajını gerçekleştireceğiz. Aracımızı motora doğru indiriyoruz. Motoru aracımıza takıyoruz. Bir tık kaldı. Bir tık indir şimdi. Motoru yerine aldık. Şimdi toparlama işlemlerine başlıyoruz. Vites kollarımızı bağlıyoruz. Yavaş yavaş yap. Elektrik tesisatımızı ayarlıyor şu anda Bilal Usta. Usta, sonrasında tesisattan sonra ne yapacağız? Su hortumlarını bağlayacağız. Su toparlıyoruz. Yani suyunu koyacağız. Çalıştıracağız ondan sonra. Deneyeceğiz, tamam. Şu anda tesisatlarımız bağlanılıyor. Cuma saatine yaklaştığımızda işletmemizin son hali arkadaşlar. Oldukça yoğun bir gün. Yani hemen hemen her günümüz yoğun geçiyor ama bugün daha da bir başka yoğunluk var. Gördüğünüz gibi işlemleri devam eden araçlarımız var. Henüz işlemleri başlamamış araçlarımız var. Kontrolleri yapılan, tespiti yapılan araçlarımız var. Ustalarımız karşıda yapıyorlar. Yoğun bir gün bizleri bekliyor. Herkese tekrardan hayırlı cumalar diliyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Cumanız mübarek olsun. Benzin hortumumuzu bağladık. Biri iyiydi, diğeri bozuk. Öbürü değişecek. Bak, çatlamalara başlamış, görüyor musun? Evet. O yüzden değişecek. Risk atmaya gerek yok. Başka bağladığımız bir şey var mı usta? Gaz telini de bağladık. Respiratörün elektrik tesisatını bağladık. Yeni benzin hortumumuzun montajı yapılıyor. Kelepçeleri de değişti bu arada. Sıfır kelepçeler taktık. Fren Besten House hortumu değişecek. Kemik ustamız gibi kemik gibi olmuş diyor. Evet, görüyoruz. Şimdi değiştireceğiz. Değiştiriyoruz. Fren Besten House'dan manifolda gidiyor. Gaz beyninden gelen su hortumumuz çürümüş, değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi görüntü. Yeni Western House hortumumuz kelepçesiyle birlikte değişiyor, işte yenisi gördüğünüz gibi. Yeni su hortumumuz takılıyor. Kelepçemizi taktık. Aracımızı liftte kaldırdık ve şimdi alt kısma geçtik. Ustamız marş kablolarını bağladığını söyledi. Şimdi aksları takacağız. Sonrasında akslar takılacak. Sağ ve sol olarak işlemlerimiz devam ediyor. Akslarımız takılıyor. Sağ aksımızı taktık. Sol aksımızı da taktık. Şanzıman yağımızı dolduruyoruz. Bilal Usta pompalıyor. Şimdi de motor yağımızı koyuyoruz. Hava filtremizi takıyoruz. Hava filtremiz takıldı. Hava filtresi bozulursa ne olur? Hava filtresi bozulursa ya da hava filtreleri tıkanırsa aracın çekiş gücü zayıflar. Aracımıza marş basılıyor. Aracımızı çalıştırdık. Çok şükür hiçbir problem yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi son
son kontrollerimizi yapacağız. Son toplaması, egzozumuzu falan takacağız. Radyatörü falan takacağız. Her şeyini halledeceğiz. Allah'ın izniyle en kısa sürede teslim edeceğiz. Araç sahibimiz egzoz kafalığı getirdi arkadaşlar. Akrapovic. Abi dedi bunu da takar mısın? En son bunun da montajını yapacağız. Radyatörümüz takılıyor. Radyatör üst hortumumuz sıfır olarak montajı yapılacak. Radyatörümüzün montajını yapıyoruz şu anda. Bilal Usta ve Yusuf Usta birlikte yapıyorlar montajı. Radyatöre suyumuzu döküyoruz. Salıncaklarımız takılıyor. Bu da diğer salıncağımız. Aks somunlarımızı sıkıyoruz. Sol aksımızın somunlarını sıktık. Lastiklerimiz takılıyor. Sol lastiği taktık. Bijonlarını da koyuyoruz. Evet. Bijonlarımızı sıkıyoruz. Sağ tekerleğimizi taktık. Bijonlarını koyuyoruz. Traversimizi taktık. Sabitliyoruz. Egzoz contalarımız yeni, montajı yapılacak. Contamıza badalımızı sürüyoruz. Egzoz takılıyor. Yeni rot başımız takılıyor. Egzozumuzun sabitlemesi yapılıyor. Tekerleğimizi yeniden taktık. Rot başımız değiştiği için tekerleği çıkarmıştık. Şimdi tekerleğimizi yeniden taktık. Sol tekerleği. Yusuf Usta da bijonlarını yeniden takıyor. Sabitlemesini yapacağız. Lift aracımızı indirdik. İşlemlerimiz bitti. Şimdi marş yapacağız. Son ayarlarına bakacak Bilal Usta ile Yusuf Usta. Takviyeyi akümüze bağlıyoruz elektrik vermek için. Şimdi marşımızı çalıştıracağız. Bakacağız aracımıza durumu nedir. Kanka yallah. Aracımızı çalıştırdık. İnce ayarlarını yapıyor ustalarımız. Gaz ayarı yapılıyor. Soğuk ayarı yapılıyor. Panımız devreye girdi. Aracımızdan çıkan eski hava filtremiz, değiştiriyoruz. Eski ve yeni hava filtrelerimiz işte görüntüde. Yeni hava filtremizi takıyoruz. Antifrizimizi koyacağız, sonrasında test sürüşüne çıkacağız. Aracımızı liftte kaldırıyoruz. Şimdi suyunu boşaltacağız. Sonrasında da antifrizini koyacağız. Marşa bastıktan sonra işlemlerimizi tamamlayacağız. Bir sıkıntı çıkmayacağını umuyoruz. Göreceğiz. Eski suyumuzu boşaltıyoruz. Evet, fırladı şu anda. Suyumuz boşalıyor. Evet, su. Aracımızı tekrardan indiriyoruz. Şimdi antifrizimizi koyacağız. Antifrizimizi koyuyoruz. Mavi antifriz koyuyoruz. Müşteriyle konuşmalarımızdan sonra müşterimiz egzozun çürük olduğunu ve değişmesini istediğini söyledi. Doğal olarak işlemlerimize egzozun değişimiyle devam edeceğiz. Ustamızın da tavsiyesi bu yöndeydi. Egzozu değiştireceğiz. Aracımızın motor yağ yaktığı için egzozlarımız komple yağ dolmuş. Bak, hatta buradan patlak yukarıya bile yağlı egzoz dumanını basmış. İçi dolu. Görüyor musun? Yağ. Normalde bak burada yağ. Ya artık içinden dışına gelmiş ve içi nasıl tıkanıyor yani, nasıl içinin olduğunu gösteriyorum. Dışı böyle, bak görüyor musun kurumu? Gördün? Evet. Bunlar hep yağ kalıntıları. Egzozların içi de dolu. Bu şekilde. Egzozları değiştireceğiz evet. O zaman. Müşterimizden söyledim ben. Değiştirin abi dedi. Ne gerekiyorsa yapın. Onayımızı da aldık. Evet. Egzozumuz sökülüyor. Egzozu çıkarmaya başladık. Gel. Görüyor musun? Yağ nasıl yataklanmış? Evet. Ahmet niye böyle böyle oluyor bunlar? Yakıyor abi. Ahmet Usta'nın fikrini alalım. Yakıyor abi, yağ yakıyor abi. Neden? Başka? Başka kurum bağlıyor işte abi. Neden bağlıyor? Neyi? Kurum bağlaması. Kurum kötü yağdan da bağlayabilir. Çok yattığından da olabilir. Yağı kötü kolesterolü olduğunda... var. Kolesterolü var. Yağ işte abi, yağ. Yediği yemekten. Evet tabii, kesinlikle. Evet, yediği yemektenmiş. Ahmet Usta öyle dedi. Egzozu çıkartıyoruz. Yeni egzozu takıyoruz. Contamızı badallıyoruz.
Egzozlarımız değişti. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Bir arkadaş kapalı kalmış zaten, onu da takacağız. Tamamdır. Görüyorsunuz yeni egzozumuz. Aracımızı lifte indiriyoruz. Monta işlemimiz tamamlandı. Şimdi müşterimizin getirdiği kapalığı takacağız. Müşterimizin getirdiği kapalık takacağız. Oksijenle fazlalığı alıyoruz. Abi, yeniden çek de. Şey çapak sıçramasın lensin. Kafamızı taktık, kaynağını yapıyoruz. Accent aracımızın işlemleri bitti. Şimdi test sürüşüne çıkıyoruz. Aracımızı kontrol edeceğiz. Test sürüşümüz başladı. Alt takım güzel. Alt takımlar güzel. Evet. Çekişi kontrol ettik. Çekiş de çok güzel. Evet, şimdi rampa. Rampa da deniyoruz bir kere daha. Evet. Rampayı çıkarken bakıyoruz bir kere daha. Evet, çekiş güzel. Buyur hoç. Gayet güzel. Test sürüşümüz olumlu bir şekilde tamamladık. Test sürüşümüzü bitiriyoruz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Bizi takip etmeye devam edin. 18 Şubat Cumartesi gününden herkese hayırlı hafta sonları diliyoruz. Aracımızın işlemleri bitti. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.